Karşımızda Toshiba Full HD uydu alıcılı Smart TV. Uzaktan incelemeye geçmeden önce küçük hatırlatmalar yapacağım. Öncelikle videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Çünkü bu ankette kaç kişinin bu ürünü tercih edip etmediğini görebileceğiniz gibi aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden ürünle ilgili alternatif fiyatlara, kullanıcı yorumlarına ve televizyonun nasıl kurulum yapılması gerektiği ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Gelelim Toshiba televizyonumuza. Genelde bizlerde çok fazla marka takıntısı olduğu için bak bu markaymış deyip hemen bazı ürünlere sarılabiliyoruz. Konuya niye böyle girdim diye düşünüyorsanız hemen açıklayayım. Bu haftaki aktüel ürünlere gelecek olan Toshiba TV aslında Toshiba'nın ürettiği bir televizyon değil. Araştırmalarım sonucunda Toshiba'nın bazı özel istekler üzerine üretilmiş bir modeli olduğunu öğrendim. Hatta dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, açıklama kısmına yine ekleyeceğim linke tıklayarak siz de görebilirsiniz. A101'in kendi sitesinde bile alt tarafta yerli üretim olarak gösteriliyor zaten. Amacım Vestel'i kötülemek değil. Amacım bu ürünün tamamı ile Japonya'da veya artık Çin'de mi diyeyim, Toshiba artık bu televizyonları nerede üretiyorsa oradan üretilmiş bir şekilde gelmediğini dile getirmek istedim. Tamamı ile olmasa da birçok kısmı ile bu televizyon özel bazı istekler üzerine Türkiye'de üretiliyor. O yüzden herhangi bir alışveriş mağazasında falan araştırmalarım sonucunda bulamadım. Ama internet üzerinden birçok sitede satışı bulunmakta. Hem bu sitelere hem de alternatif fiyatları açıklama kısmına ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Televizyonun aslında birçok özelliği mevcut. Özellikle smart özelliği mevcut ama içerisinde herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz diyebiliyorum. İçerisinde yüklü olarak gelen uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bazıları Netflix, YouTube, USB üzerinden kayıt, çocuk kilidi gibi özelliklerle geliyor. Yine TV'nin bütün özelliklerini açıklama kısmındaki linke ekliyorum. TV'nin ekran çerçeve oranı gayet güzel ve TV'nin evinize farklı bir hava katacağını düşünüyorum. Kullanıcı yorumlarında fazla olumsuz herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Ama yine açıklama kısmına kullanıcı yorumlarının linkini ekleyeceğim. Televizyona eklenmiş olan Bluetooth sayesinde televizyondaki sesi kablosuz hoparlör aracılığıyla aktarma imkanına sahipsiniz. A101 aynı televizyonu geçtiğimiz aylarda tekrar getirmişti. O zamanki fiyatı 1600 lira civarındayken şu anki fiyatı 2200 lira civarında. Bu da televizyonun ciddi oranda fiyatının artmış olduğunu dile getirelim. Toshiba HD uydu alıcılı Smart TV hakkındaki ilk görüşlerim bu şekilde. Tekrar hatırlatmalarımı yapacağım. Videonun açıklama kısmındaki internet adresinden TV ile ilgili alternatif fiyatlara, kullanıcı yorumlarına ve TV ünitesinin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.